Gazete Duvar ekranlarından merhaba. 31 Mart seçimlerinde %55 oyla seçilen DEM Parti adayı Abdullah Seydan'ın seçilme yeterliliği taşımadığı belirtilerek mazbata AK Parti'nin adayı Abdullah Hat Arvas'a verilmişti. Van'da karara karşı protestolar var. Gazete Duvar Van temsilcisi Kadir Cesur kentteki son durumu aktaracak. Kadir, hızlıca sözü sana bırakacağım. Güvenli bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Protestolar var sokakta. Protestoculara polis müdahalesi var. Şu anda sokak nasıl? Hemen son durumu alalım senden. Didem, evet, bugün DEM Parti adayı, eş başkan adayı Abdullah Zeydan'ın çok özür diliyorum. Gerçekten şu anda bulunmuş olduğumuz ortamda cümle kurmak da gerçekten zor. Bildiğiniz gibi belediye başkanlığının düşürülmesi ve AK Parti'nin adayı, yani ikinci sıradaki aday olan Abdullah Arvas'a belediye başkanlığının verilmesi kararı sonrası Van'da, Van sokaklarında insanlar DEM Parti Van İl Örgütü binası önüne toplandılar. Van'ın farklı noktalarından da yine aynı şekilde burada bulunan il binası önüne gelmek isteyen insanlar polis engeliyle karşılaşmaya başladılar. Birçok caddenin ve sokağa polis barikatlarıyla ve çevik kuvvet ekipleriyle kapatıldı. Yer yerde gaz bombaları, gaz fişekleri ve tazikli suyla, biber gazıyla müdahale edilmeye başlandı. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer DEM Parti Van İl Örgütü binası önü. Binanın şöyle, eğer çıkabilirsem şuradan, binanın hemen bu tarafı da diğer tarafı da aynı şekilde polis barikatlarıyla kapatılmış durumda. Buradan yürümek isteyen DEM Partililerin yürüyüşüne müsaade edilmiyor polis tarafından. Çevik kuvvet ekipleri hemen bir karşılık veriyorlar muhakkak. Sokağa dikkat ederseniz, beni sokakta gördükleri anda hemen sıkmaya başladılar. Bu yüzden zaten şöyle göstereyim, birçok kişi arabaların arkasına eğilmiş durumda. Bir tek verebilirsek sevinirim, bir görelim. Saniye çalışıyor. Evet. Didem, şu anda sokakta herhangi biri görüldüğü anda çevik kuvvet araçlarından, TOMA araçlarından tazikli su, biber gazı, havai fişek, artık gaz fişeği vesaire, bu gibi şeyler sıkılmaya başlandı. Plastik mermiler. Dikkat ederseniz şimdi göstereceğim. İnsanlar böyle arabaların arkasına eğilmek zorunda kaldılar. Dikkat ederseniz biraz önce ben ayağa kalkıp sokağa indiğim anda bile hemen oradan ateş edilmeye başlandı. DEM Parti'nin eş başkan adayları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şadal biraz önce buradan yürüyüş gerçekleştirmek istediler. DEM Parti il örgütüyle beraber kol kola girip Maraş Caddesi'ne doğru çıkmak istediler. Yalnız sokağın başındaki polis ekipleri geçişlere izin vermedi. Çevik kuvvetle yaşanan o kısa arbedenin hemen sonrasında tazikli sular ve biber gazıyla müdahale edildi. Ardından plastik mermilerle sağa sola rastgele ateş edildiği için insanların bir kısmı bu şekilde uzaklaştı. Şu anda sadece ben değil, şu anda hani tek bir yönden kamera minibüslerin, otomobillerin arkasına eğilmiş durumda insanlar bekliyorlar. Ayağa kalktıkları anda gaz fişekleri atılmaya başlanıyor. Biraz önce edinmiş olduğum bilgiye göre Van'ın şu anda farklı noktalarında, özellikle Maraş Caddesi'nde, Cumhuriyet Caddesi'nde, Beşiktaş tarafında, daha sonra Milli Egemenlik Caddesi tarafında farklı muhtelif noktalarda da toplanan kalabalık sloganlar eşliğinde yürümek istiyor. Yalnız yürüyen kalabalığa da yine aynı şekilde polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Abdullah Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaca bugün bir açıklama yapmıştı. Bunun bir halk iradesinin gaspı olduğunu söylemişti ve mücadeleyi sürdüreceklerini söylemişti. Dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama olduğunu söylemişti. Nitekim Van'da seçim sonuçları 14'e 14 sonuçlandı. Türkiye'de öyle bir şehir düşünün ki bütün belediyelerini tek bir siyasi parti kazansın. İşte o şehir yegane şehir Van. 13 ilçe belediyesi ve bir büyükşehir belediyesini DEM Parti tek başına kazandı. Abdullah Zeydan en yakın rakibi olan Abdullah Arvas'a iki kattan daha fazla puan farkı attı. Yalnız daha henüz mazbatalar alınmamışken, daha henüz belediye başkanları görevlerine başlamamışken, seçimin üzerinden yalnızca 2 gün geçmişken böyle bir olayın yaşanması Van halkını elbette ki öfkelendirdi. Evet. Bu nedenle Van'ın şu anda farklı noktalarından bu tarafa doğru yürüyüşler devam ediyor diyebiliriz. Didem, şimdi buradan aktaracaklarım bunlar olsunlar. Senin ayrıca sormak istediğin bir şey varsa cevap verebilirim. Evet, seni de çok tehlikeye atmak istemiyorum. Çünkü bir yandan da gözlerinin yandığını tahmin ediyorum. Çok kısaca şunu soracağım. Abdullah Zeydan'ı takip ediyordunuz. DEM Parti'de bir açıklama yaptı. Oradan hangi mesajlar verildi? Kısaca alabiliyorsak bunu da alalım. Evet, hızlıca hemen ona da değineyim. Abdullah Zeydan burada parti binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Bu arada ben parti binasının bahçesine girme şansı yakaladım. Biraz daha
sakin olacağını ümit ediyorum burada konuşmanın. Abdullah Zeydan parti binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Yapmış olduğu açıklamada bunun sadece Abdullah Zeydan ya da DEM Parti şahsında yapılan bir halk irade gaspı olmadığını, bunun 85 milyon insanın irade gaspı olduğunu söyledi. Ve bugün DEM Parti'ye yapılan bir irade gaspının yarın diğer siyasi partilere de yansıyabileceğini mesajını verdi. Ve gerçekten çok sert konuştu. Ses tonunu yükseltti. Eğer ben de bunu bırakırsam şerefsizim dedi hatta. Yani artık çok net cümleler, çok sert cümleler kullandı. Yine aynı açıklamanın hemen ardından DEM Parti Van İl Örgütü eş başkanı Veysi Dilekçi de bir açıklama yaptı. Veysi Dilekçi'nin yapmış olduğu açıklamaya göre Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı avukatlar, bölge baroları ve DEM Parti ile DBP eş genel başkanları Van'a doğru geliyorlar. Van'da buluşacaklar ve yapılan bu karar, alınan bu karar geri alınıncaya dek Van'da bir nöbet eylemi gerçekleştirecekler. Bunu da Veysi Dilekçi bugün açıkladı Dilan. Evet, peki bir sorun daha olacak Kadir. Tabii. Şimdi protestolar devam ediyor. Bir yandan arkandan atılan sloganları da duyuyoruz. Evet. Yaralı var mı? Buna yani şöyle söyleyeyim Didem, eğer yaralı sayılacaksan ben bile şu anda yaralıyım. Çünkü iki gündür devam eden olaylarda bugün yine bir gasp şeyine hedef oldum. Ve birçok insan aynı şekilde, sadece ben değil, sokaktaki birçok insan şu anda en az bir gasp şeyine maruz kaldı yani. Ve gözaltı da yaşanmıştı dün kutlamaların hemen ardından. Biliyorsunuz zafer kutlamaları yapıldı. 14'te 14 yapılması kutlandı. Ve o sırada artık kalabalık aldıktan sonra da sokaklarda birçok kişi gözaltına alındı. Şu anda o kadar her şey karambolde ki bulunmuş olduğumuz yerden ayrılamıyoruz. Farklı caddeleri, sokaklara geçemiyoruz. Ama oralardaki arkadaşlarımızdan edinmiş olduğumuz bilgilere göre yine oralarda da sert müdahaleler devam ediyor. Gözaltı konusunda şu ana kadar elimize ulaşmış net bir bilgi olmadığı için paylaşmamakta fayda var diyebilirim Didem. Peki Kadir, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Senin de etkilendiğini görebiliyoruz. Sana da geçmiş olsun diyelim. Bu arada biz de izleyicilerimize bir bilgi verelim. DEM Parti eş genel başkanları bir açıklama yapacak. Saat 16'da YSK önünde yapılması planlanıyor bu açıklamanın. Kadir, sana tekrar teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Evet, seçimi DEM Parti adayı kazanmasına karşı mazbata AK Partili adaya verildi. Van'da karara karşı protestolar vardı. Gazete Duvar Van temsilcisi Bir Cesur sokaktaki, kentteki son durumu bizlere aktardı. Zor koşullar altında çalışıyor. Siz de gördüğünüz, zaten ekranlarınıza getirdik. Kadir'e bir kez daha teşekkür edelim. Gelişmelerle ben yeniden karşınızda. İyi yayınlar, hoşçakalın. Teşekkürler Kadir. Bizler adaylar olarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Bir yıl önce mahkemenin bana verdiği memnu hakların iadesi, yani yasaklanmış hakların iadesi kararı kesinleştikten sonra biz bu evraklarla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Bir yıl önce mahkeme bana yasaklanmış haklarımın iadesini verdi ve bu karar kesinleşti. Zaten YSK'nin istediği evrak da bu kararın kesinleşme evrakıdır. Adli sicilime de mahkeme tarafından yazı yazılarak işlendi. Ve YSK seçilme yeterliliğim önünde hiçbir engelin olmadığını ve aday olabileceğimi ilan etti. YSK benim adaylığımı ilan etti. Ve ben Neslihan eş başkanımızla birlikte halkın özgür iradesiyle Van halkının 245 bin oyuyla Van Belediye eş başkanı seçildi. İradesiyle partisini sahiplenmesi, 14 belediyenin 14'ünü alması, bu AKP'li hukuksuzları harekete geçirmiş. Cuma gecesi hiçbir yetkisi olmamasına rağmen kanunsuzluk yapıyorlar biliyoruz, ama
kesinleşmiş bir kararı hiçbir yetkisi olmamasına rağmen mahkeme 2 gün önce gece bu kesinleşmiş kararı başsavcılığın talimatıyla ortadan kaldırmış. Ve bu bahaneyle AKP koşarak gitmiş Van İl Kurulu'na itiraz dilekçesinde bulunmuş. Peki ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Peki benim adaylığımı YSK kabul ettiğinde, ilana çıkardığında seçilebilme şartlarının oluştuğunu dünyaya ilan ettiğinde neden itiraz etmediniz? Bu açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Bunun benim şahsımla, benim ismimle bir alakası yok. Biraz hukuka inanan, halkın iradesine inanan, vicdan sahibi herkes bu hukuksuzluğun karşısında durmalı. Biz halkımızın özgür iradesiyle seçildik. Van halkının 245 bin insanın onurunu şerefini kurtarmak bizim namusla şeref borcumuzdur. Bu hukuksuzluğa imza atanlar, bu halkın iradesini ezerek o koltuğa oturmayı düşünenler, burada haykırıyorum. Eğer benim canım aman olmuşsa, ben bunu kabul edersem ben şerefsizim. Bu kadar şerefsizlik, bu kadar hukuksuzluğa her sivil toplum örgütü, vicdanı olan, haysiyeti olan herkesin bu tuzağa, bu kumpasa karşı çıkması gerekiyor. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız. Sokakta savunacağız. Parklarda savunacağız. Ve halkımıza çağrı yapıyoruz. İradenize sahip çıkın. İradenizle oynayan bu insanlara fırsat vermeyin. Biz sokak sokak bu hukuksuzluğa karşı çıkacağız. Biz sizin iradeniz hukuki olarak da tecelli edene kadar bu yanlış karar hukuktan, YSK'den dönene kadar biz hakkımızı arayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum.